Fikirtepe'de kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı ilerlemesi, sorunların daha hızlı çözülmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesi adına Fikirtepe platformu kuruldu. Platform Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi olan 17 firmanın bir araya gelmesiyle oluştu. Fikirtepe platformu genel müdürü İrfan Şükrü Yağcı platformu ve Fikirtepe kentsel dönüşümünü anlattı. Şimdi Fikirtepe'de 2016 sonunda teslimler başlayacak, 2017 başında yaşam başlayacak şeklinde bir döneme geldi. Ve aşağı yukarı yüzde 60'ı Fikirtepe'nin bir şekilde müteahhitlerle anlaştı. Ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm gerçekleşiyor inancı herkeste oluşmaya başladı. Ve işlemler çok daha hızlı olacak. Önümüzdeki sürece bakarsak eğer maksimum 2 yılda o yüzde 40'lık anlaşmayan dersek ikna süreci söz konusu olacak. 3 yılda da buranın inşaatı biter. Toplamda 5 yıl sonra Fikirtepe artık inşaatı bitmiş, tamamen yaşanılır bir bölgeye dönüşecek. Ama bu arada faz faz Fikirtepe hayata geçecek. Yani 5 yıl sonra yaşayan tamamen inşaatı bitmiş bir şehir merkezi hayal edin. Ama şu anda 2017'nin ilk çeyreğinde Fikirtepe'de birinci fazda hayat başlamış ve yaşam başlamış olacak. Fikirtepe platformunun Fikirtepe'yi sahiplendiğini ve bir master plan yaptığını söyleyen Yağcı, platformun negatif lobi faaliyetleriyle de mücadele ettiğini belirtti. Fikirtepe'ye giremeyen bir grup, bir lobi aslında Fikirtepe'yi engellemek, karalamak. Buradaki projeler bitmeyecek. Buradaki müteahhitler çok zor durumda. Burada arsa sahipleri müteahhitlerle anlaşmıyor şeklinde çok ciddi bir negatif lobi faaliyeti söz konusu aslında. Bu negatif lobi faaliyetini fark eden müteahhitler birlik kurarak artı pozitif algıyı oluşturmaya başladılar. Hayır Fikirtepe bitiyor. Fikirtepe'nin diğer bölgelerde master planı olmayan projelere bizim master planımız var. Bizim bir sahibimiz var. Fikirtepe platformu Fikirtepe bölgesini sahiplendi. Master planını yaptı, altyapı projelerini yaptırdı. Altyapı inşaatlarının başlaması için gerekli bürokratik temaslara geçti ve altyapı inşaatlarını 2016 sonunda başlatacak. 2017'de çünkü ilk çeyrekte yaşam başlayacak burada. Belli bölgelere yeni altyapının gitmesi gerekiyor. Bu yüzden Fikirtepe platformunun çok ciddi katkısı Fikirtepe'deki müteahhitler tarafından sezildi, fark ettirildi ve bir çatı altında birleştirildi 17 tane müteahhit. 35 bin konut, 2500 tane ticari alanla modern bir şehri yaratmaya çalışıyoruz. Burada rant değil, burada sosyal yaşam dönüşümü söz konusu. E, Fikirtepe e, Teknik Altyapı Komisyonu diye bir komisyonumuz var. Bu komisyonda Fikirtepe'nin olmayan master planını yaptırdı. Fikirtepe'nin altyapı projelerinin yapılması için çalışıyor. Fikirtepe'nin altyapı inşaatlarının hangi taraftan başlayıp hangi tarafa doğru yapılacağını koordine etmek için hem müteahhitler hem İBB'nin yetkilileriyle bir arada çalışıyoruz. Yağcı, Fikirtepe kentsel dönüşümü bittiğinde rahat, ferah caddelerden oluşan, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının bol miktarda olduğu ve sanat aktivitelerinin gerçekleştiği bir bölge olacağını söyledi. Şimdi Brooklyn diyoruz aslında. Bazı projelerimiz Brooklyn adını almış varoş bir yerin şehrin en modern yerine dönüştüğünü nasıl hayal edebilirsiniz? Ama beton yağını olmayan yüksek binalarla, kulelerle çevrili, alt tarafta bazaların içinde modern markaların olduğu bir alışveriş, dağınık alışveriş merkezi hayal edin. Ve bu alışveriş merkezinde binaların birbirine mesafesi geniş, rahat, ferah caddeler ve merkezde bir prestij caddesi dediğimiz, şimdilik adını prestij caddesi diyoruz, yarın belki farklı bir isim konulacak. Prestij caddesi aşağı yukarı 70 metre genişliğinde ve 1 kilometreye varan bir uzunlukta, aşağı yukarı 7 dönüm bir alanın yeşillikle insanların eğlenmeye, stres atmaya, temiz hava almaya, ağaçların arasında dolaşmaya, su şelale parklarını, heykelleri ziyaret edip oradaki sanatçıları, sokak dansçılarını, sokak enstrüman çalan insanları dinleyebilecekleri böyle değişik faaliyetlerin olduğu bir cadde hayal edin. Bir çekim merkezi oluşturacak. Biz Hay Park'a benzetiyoruz. O yüzden diyoruz ki bu cadde Bağdat Caddesi ile yarışacak. Bu caddede trafik tek şeritli ama 15 metre olan iki şeritte olacak. Gerektiğinde belki de bir müddet sonra İstiklal Caddesi'ndeki gibi bu caddeye belki trafik de girmeyecek belli saatler içinde. Yani sadece insana hizmet eden, insanın yaşamını, eğlencesini, dinlenmesini, alışveriş yapmasını destekleyen bir Prestij Caddesi hayal edin. Ve bu Prestij Caddesi'nin etrafında dağılmış, genişleyen bir piniküler ve e, tramvay, hafif raylı tramvay sistemi hayal edin. Modern bir şehir, güvenli, ferah, e, Rahat bir şehir. Yani Türkiye'nin gıpta edeceği, böyle marka diye konuşacağı bir Fikirtepe doğacak. Fikirtepe'deki hak sahiplerinin dönüşüm sürecinde elde ettikleri kazancı anlatan Yağcı, Fikirtepe'ye yatırım yapanların da çok kısa sürede yüksek oranda prim elde edeceklerini belirtti. 80-100 metrekare büyüklüğündeki bir alanı o dönemde 80-100 bin liraya satın alma imkanı varmış. Bugün o alan bir müteahhitle anlaştığı zaman müteahhite de satabilir, dışarıya da satabilir. 1,5-2 milyon lira değerinde. Aşağı yukarı 5-6 yıllık bir süreç geçmiş ve 5-6 yıldaki artış oranını siz hesaplayın. Bu yüzden arsa sahipleri çok ciddi bir şekilde kar ediyorlar. Etsinler hakları. Niye? Birçoğu diyor ki ben burada yaşamayacağım. Satacağım. Alışkanlığınızın olduğu bir mühitten gitmenin bedelini aslında alıyor diye bakın hak sahibine. Çünkü orada çocukluğu geçmiş, o sokaklarda arkadaşı, komşusu olmuş. Oradan başka bir yere taşınacak. Taşınırken zengin olarak taşınıyor. Gittiği yerde o muhitin zengini olarak yaşayabileceği belki başka bir mühite taşınacak. Veya orada birkaç tane yeri varsa eğer, birkaç tanesini kiraya verecek, diğerlerinde kendisi yaşayacak. Mevcut da orada şu anda Kiracılar 500 bin lira, 500 lira pardon, kira öderken bitmiş Fikirtepe'de 2503 bin lira kira seviyeleri öngörüyoruz biz. Düşün kiracılar değişecek. Şu anda 40 bin kişi Fikirtepe'de yaşarken 10 bin kişi hak sahibi aslında, 30 bin kişi kiracı değişecek demektir. 160 bin kişi yaşayacak yarın. Bugün Fikirtepe'den yer alan kişi aşağı yukarı 7 bin 8 bin lira metrekareye yeri satın alabiliyor. 2017'nin ilk çeyreğinde bu fiyat 10.000-14.000 bin, bin, bandına gelecek. 5 yıl sonra bu fiyat 10.000 dolarlar bandına gelecek. Siz burada da yatırımcının karını hesaplayın. Yani ne zaman alacağını bugün alırsa zaten 6-7 ay gibi çok kısa süre içinde 2'ye katlar fiyatı. 5 yıl sonra 10.000 dolarlara çıkar. Fikirtepe'de beyaz yakalıların, yabancıların, yöneticilerin yaşayacağını belirten Yağcı, sanat camiasının da büyük oranda Fikirtepe'ye yatırım yaptığını anlattı. Beyaz yaka dediğimiz çalışanlar e, taksitle ev alıyorlar daha çok orada. Çünkü etrafa bakarsanız finans merkezi olsun, işte İstanbul'un Avrupa yakasında çalışıp Anadolu'da yaşamayı tercih edenler olsun. Yani çalışan e, üst düzey yöneticilerin e, yaşadığı bir yer olacak. Yabancıların rağbet edeceği bir yer olacak. Çünkü İstanbul bir merkez, bir hub oluyor. Üçüncü havaalanıyla, işte Avrasya tüneliyle, metro ağıyla, efendim Kanal İstanbul'uyla çok ciddi yabancı çekimi söz konusu aslında İstanbul'un merkezine. Bu nedenle yabancıların da üst düzey yabancı yöneticilerin de yaşayacağı, yatırımcıların o insanlara kiraya vereceği bir de üst düzey yöneticilerin yaşayacağı bir yer olacak diye düşünüyorum. Ee, sanat camiası ciddi bir şekilde bölgeye yatırım yapmış durumda. Belki özel sanatçı sokakları, özel sanatçı kulüpleri yani Fikirtepe'nin geleceğini aslında şu anda yaşam olarak planlıyoruz. Bu manada Fikirtepe platformu gelecekte bölgedeki yaşayacak insanların kulüplerinin oluşması için de bir altyapının çalışmasına şu anda başladı. Fikirtepe'de 75 tane parselin birleşmesiyle bir ada ortalama oluşturuluyor ve bu ada aşağı yukarı %25-30 civarında bir sosyal donatı alanı için yer terk ediyor. Kime? Çevre Şehircilik Bakanlığına. Çevre Şehircilik Bakanlığı aslında hiç para vermeden bir büyüklüğe sahip oluyor. Bu büyüklük nereye kullanılıyor? Yine halk için ortaokul, lise, kreş, aile sağlık merkezleri işte kaymakamlık binası, belediye hizmeti alanı şeklinde sosyal donatılara dönüşecek. Bu yüzden örnek bir kentsel dönüşüm projesi diyebiliriz. Üniversitelerde belki master veya doktora tezi olarak incelenebilir diye düşünüyorum. Fikirtepe Platformu Genel Müdürü İrfan Şükrü Yağcı, Fikirtepe'nin tüm yetkililer tarafından sahiplenilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Aslında en büyük sıkıntımız sahiplenilmemek sahiplenilmediği noktada işte yolların genişliği nasıl olacak? Kaldırıma döşenen taş nasıl bir taş olacak? Aydınlatma armatürleri nasıl bir armatür olacak? Veya bölgedeki okul, yeni yapılacak okulun şekli, mimarisi nasıl olacak? Bölgedeki yaşayanların ihtiyaçlarını bu bölge karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Bugünden karşılamayacaksa ona göre yeni mimari çözümler, mühendislik çözümleri nasıl getirilir? sahiplenecek gruplar sayesinde bunlar çözülebilir. O yüzden en büyük sıkıntımız Fikirtepe halkı olsun, devletteki bürokrasiyi elinde tutan kuvvetler olsun, ilgili herkesin Fikirtepe'yi sahiplenmesi lazım.